unutan günahkarlarız. Biz Allah'a söz verdik. Dünya hayatına gelince aldandık. Aldattık ve aldandık. Şeytana aldandık. Dünyaya aldandık. Nefse aldandık. Dünyanın melanetleri karşısında şaşırdık. Ya Rabbi toparlanmak istiyoruz. Duamda tövbekarız. Sen Allah'ım desen, Ya Rabbi kul seni hatırladı desen, inan ki Allah sana kapıyı açacaktır. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Öncelikle hepiniz bu programımıza, sahur vaktimize geldiğiniz yerlerden sefa getirdiniz. Hoş geldiniz, hepiniz şeref verdiniz efendim. Efendim binlerce hamdü sena, binlerce hamd ve şükür olsun ilahımıza ki sahibimiz ve Rabbimiz olan Allah hepimizi burada bir araya getirdi. Hepimizi ismi azamının altında, peygamberimize olan muhabbetimizin altında, Allah'ın rahmetini, rızasını dileyerek, sevgilinin de şefaatini arzu ederek Cenab-ı Allah bizleri burada bir araya getirdi. Ve dileriz ki, dileriz ki o imanla, o takva ile Rabbim bizleri bir araya getirsin. Bir araya getirsin ve o imanla yaşamamızı hepimize lütfeylesin inşallah. Efendim bugün güzel ve çok özel bir konumuz var. İkinci bölümde dikkat kesileceğiniz bir konu var. Anlatacağım inşallah. Abdurrahman bana yardımcı olacak ilahileriyle. Sevgili kardeşim Önül, Mustafa Duman hocam tıkandığımız yerde sesiyle bize renk verecek. Ondan sonra Remzi Er hocam o Davudi ve Lahuti sesiyle, Kur'an'ıyla bizlere ışık olacak inşallah. Ve sizler tabii bizim manevi gücümüz olacaksınız. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmadınız. Teşekkür ediyoruz hepinize bir defa değil, bin kez. Efendim bugün burada sanıyorum çok Bursalı seyircimiz varmış diye duydum. Efendim Bursalı seyirciler de bize şeref getirdiler, onur verdiler. Efendim Bursa'nın özellikle Yıldırım Mahallesi'ne, ilçesine ve sonra diğer... Çünkü Yıldırım'ı çok iyi biliyorum, mahalle mahalle gezmişim, orayı iyi biliyorum. Ama diğer, Bursa'nın diğer civarından da gelen bütün dostlarımız, başımız üzerine yerleri var. Şeref verdiler, esenlik kazandırdılar programımıza. Efendim ne yapalım? Hocamızı dinleyelim. Remzi Er Hoca Nebe suresinin son ayetleri kalmıştı. Nebe suresini bitirelim. Ondan sonra söz size. Sizde olacak. Siz soracaksınız. Ben de gücüm yeti kadarınca acizane
cevaplandırmaya gayret edeceğim inşallah diyorum. Efendim Remzi Hocam, söz sizde, buyurunuz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ويقول
Evet efendim, ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. O gün kafir diyecek ki keşke toprak olaydım. Keşke insan olarak dünyaya gelmemiş olaydım. Keşke bu sorumluluğun altında ezilmeyeydim. Keşke ben de hayvanlar gibi toprak olaydım da hiç cehennemle muhatap olmayaydım diyecek kafir. Ama onun bu yakarışının, bu temenni ve keşkesinin hiçbir karşılığı olmayacak. Dünyada var, dönersin. Ama ahiretten dünyaya dönen hiç olmamış. Dünyadan ahirete giden çok olmuş. Allah bizi son pişmanlıkla imtihan etmesin. Hanımefendi, buyurun. Merhaba hocam. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk hocam. Sizi çok seviyorum. Gebze'den katılıyorum programınıza. Nereden efendim? Gebze'den hocam. Gebze'den hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hocam. Size bir sorum olacaktı. Buyurun hanımefendi. Geçmişe ait oruç borçlarımızı unutursak, tutmadığımız, bunun toplam kaç gün tutmamız gerekiyor hocam? Yani en baskın kanaatiniz neyse en yüksek yani. Diyelim ki 10 gün mü 5 gün mü? 10 günü esas almanız lazım. Ama hiç hatırlamıyorsanız en azından bir aylık Ramazan orucunu kaza etmeniz gerekiyor. Sağlığınız yerindeyse ki elhamdülillah. Sağlığınız yerinde. Sağ olun hocam. Hani bir şeker meker gibi acil bir hastalık yoksa kaza etmeye çalışın. Kaza edemezseniz tutamadığınız gün sayısınca fidyesini Allah için verirsiniz inşallah. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Hocam kızım dua okuyacak. Okuyabilir mi? Tabii ki. Buyurun. Buyurun. Hadi bakalım hanım kızımız. Subhaneke Allahümme bebeğimlik betebara kesmek ve talih ettik ve laleye gayrı. Efendim aferin, alkışlıyoruz. Ama kızımızın, cici kızımızın adını öğrenmedik. Ebrar. Ebrar, o adı da güzelmiş yani. Hep böyle iyilik, temizlik, kötülüklerden uzak olan anlamına geliyor Ebrar. Ebrar, bunu sana hocan mı öğretti, annen mi öğretti? Okulda annen mı öğrendin? Annen. Aferin annene. Teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Sizi de annenizi de tebrik ediyoruz hanımefendi. Sağ olun. Evet efendim, sorularımız devam ediyor. Aa, burada küçük bir kız daha varmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abla, hoş geldin. Hoş bulduk. Kendini görüyor mu orada? Görüyorum. Nasıl, güzel görünüyor musun? Ayakta dur, ayakta dur, korkma. Heyecanlanma. Adın ne senin? Hümeyra. Sümeyra mı, Hümeyra mı? Hümeyra. Hümeyra. Oo, ne güzel adı da var maşallah. Hümeyra, soru mu soracaksın? Bir şey mi okuyacaksın? Fatiha okuyacağım. Hadi bakalım Fatiha'yı Hümeyra'dan hep beraber dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Aferin, aferin, aferin. Seni çok seviyorum. Allah seni bağışlasın. Biz de seni çok seviyoruz. Allah seni kötülüklerden korusun. Ama teşekkür ederim. Buradaki Fatiha'yı çok güzel okudun. Hatta bazı abilerin diyor ki benden daha iyi okudu diyorlar, değil mi? Ya öyle diyorlar. Teşekkür ederiz. Seni kutluyoruz. Annenizi de anneni de kutluyoruz hanımefendi. Teşekkür ederiz. Delikanlı buyurun. Hocam müminler ancak bir seni tanıyalım. Mehmet Ali Türkücü. Selam aleyküm de. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Mehmet Ali Türkücü. Evet. Peki Mehmet Ali'ciğim buyurun. Hocam müminler ancak kardeşse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mümin olduğuna göre herkes şehit mi? Herkes onun kardeşi mi yani? Şehit mi? Niye şehit mi diyorsun? Şehit. Ha, şehit mi hepsi? Ha, güzel. Şimdi şöyle, iki türlü ehli beyt var. Yani şehit. Ehli beyt, peygamber evinin fertleri demek, ailesi. Bazılarına göre Fatıma annemizden ve Fatıma annemizin çocuklarından gelenler seyittir. Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenler de seyittirler de onlara da başka bir isim veriyorlar. Ama kökende hepsi Fatıma'nın çocukları, Fatıma annemizin ve seyittirler. O kökenden gelenler. Bir. İkincisi
Peygamberimizin eşleri de onun ehli beytidir, diğer hanımları. Onlar da dolaylı olarak seyit sayılırlar. Tabi onların zaten onlardan gelen yok. Yani hepsi vefat etti, çocukları kalmadı onlar. Bir de Peygamberimizin kullu takiyyin min ehli beyti. Her takva sahibi Müslüman, yani senin dediğin gibi her gerçek mümin benim ehli beytimdir diye Peygamberimizin bir hadisi var. O zaman biz genel manada Peygamberimizin ehli beyti sayılırız hepimiz. Ama özelde de Peygamberimizin ehli beyti, daha yakın olanları Hazreti Hasan ve Hüseyin'in ailesinden, sülalesinden gelenlerdir. Bir de bütün insanların kökeni de zaten Peygamber Adem'e, eşi Havva'ya dayanıyor. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Peki sen kaç yaşındasın? 10. Hafızlık mı yapıyorsun? Yok, medreseye gidiyorum. Medreseye gidiyorsun, aferin. Okulda oku ama okulda ihmal etme. Medreseni, Arapça dersini de, dini ilimleri de öğren inşallah. Tamam hocam. İkisini beraber götür ama, tamam mı canım? Tamam hocam. Allah seni bağışlasın inşallah. İnşallah. Hayırlı ömürlü eylesin seni. Evet, tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz. Tabii anneni de alkışlıyoruz, anneni de kutluyoruz, babanı da kutluyoruz. Beyefendi buyurun. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben İstanbul Sultan Gazi'den Ergün Tuğluk. Hocam benim sorum şu şekilde. Biz kargo firmasında çalışıyoruz. Evet. Mesela bazen Kur'an-ı Kerimleri koli içinde veya kaplama, böyle kaplama bir poşete koyuyorlar. Biz de görmediğimiz için içine atıyoruz. Hani birkaç kere denk geldim aslında. Onu alıp gördükten sonra üst bölümlere koymaya gayret ediyorum. Ama görmeden de gidenler de var. Altta eziliyor mesela. Bunun günahı ne hocam? Hiçbir günahınız yok. Çünkü ortada sizden kaynaklanan bir şey yok. Yani şunu yapması gerekir aslında. Taşıyıcı firmanın veya göndericinin bir şerit koyup bu Kur'an-ı Kerim'dir. Kargonun üzerine yazabilir değil mi? Çok kolay bir şey. Bu Kur'an-ı Kerim'dir dediğinde herkes, inanan inanmayan herkes o kitaba saygılıdır zaten, Kur'an'a. Ona göre uygun yere koyar ve yanlış bir şey yapılmamış olur. Ama siz zaten farkında olmadan, sizden kaynaklanmadan onu oraya koyuyorsanız, alta kalıyorsa bundan dolayı bir günahını, sorumluluğunuz yok. Sorumluluk yapabilmesine rağmen bu işi yapmayanlardadır. Yani gönderici de buna dikkat etmeli. Mesela ben birine Kur'an-ı Kerim göndereceksem kargoya şunu demeliyim: lütfen özel şeritiniz yok mu Kur'an-ı Kerim diye. Kur'an-ı Kerim basmalı oraya, kargo onu gönderebilir tabii. Hocam, ama hassasiyetinden dolayı seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Bir de bir şey söyleyebilir miyim? Sevdiğim birine bir şey söyleyebilir miyim hocam? Tabii isim söylemesen olur. Tamam hocam. Şu şekilde söyleyeyim. Ben yakında oğlumu sünnet ettireceğim. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanımızın oğluma kibren olmasını istiyorum hocam. Tamam, sizi izliyordur şu anda. Haberdar eder arkadaşlarımız. Uygun görürlerse tabii ki, müsait olurlarsa, zamanları olursa Cumhurbaşkanımız sizi kırmaz tabii, biliyorum. Sizi kırmaz, uygun olurlarsa tabii ki. Peki, delikanlı buyurun. Selamün aleyküm hocam. Aleyküm selam, hoş geldin programımıza. Hocam ben Ama seni tanıyalım. Ben Arda hocam. Arda, peki Arda şöyle bakayım. Hocam, Bursa'dan geliyorum. Hocam size bir sorum olacaktı. Buyurun. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... Den sonra hocam Hazreti İsa'nın yeryüzüne geleceği söyleniyor. Doğru mu hocam? Şimdi Arda güzel bir soru sordun ama çok geniş bir soru sordun. Uzun konuşmak lazım bunu. Şöyle sevgili Arda. Evet, Kur'an-ı Kerim'de buna işaret var. Ama Kur'an-ı Kerim'de açık bir ayet yok. Fakat Kur'an-ı Kerim'de açık ayet olmaması o işin olmayacağı anlamına gelmiyor. Kur'an-ı Kerim bir anayasa gibidir. Yani genel konuları örneklersek, genel konuları esas ele alıyor. Peygamberimiz de oradaki maddeleri açıklıyor. Onun için Peygamberimiz de bir hadisinde, yani birçok hadisinde tabii de, bir hadisinde derken, kıyametten önce olağanüstü olayların olacağı, o olayların 10 tane olduğunu söylüyor. İşte Deccal, Mehdi olayı var, güneşin batıdan doğması var, büyük ateş var, yere batma olayları var filan falan böyle. Bunlardan birisi de, Efendimiz'in saymış oldukları 10 önemli olaydan biri de Mesih'in, yani mesela Deccal çıkacak, Yecüc Mecüc çıkacak, Hazreti İsa'nın, çünkü İsa çarmıha gerilmedi, göğe çekildi, orada Allah'ın
niteliğini bildiği bir hayatla hayatına devam ediyor. Efendim Hazreti İsa kıyamete yakın zamanında yeryüzüne inecek ama bir Hristiyan peygamberi olarak değil, hatta bir peygamber olarak değil, peygamberimize uyan bir Müslüman olarak yeryüzüne gelecek. Yine o hadislerde haçı kıracak, domuzu öldürecek, diğer dinlere ait olan geleneklerden uzaklaştığını, Hazreti Muhammed'e uyduğunu ilan edecek. Böyle hadisler vardır. Yani ama bir Hristiyan peygamberi ve İncil peygamberi olarak inmeyecek. Hazreti Peygamber'e bağlı bir Müslüman olarak olağanüstü bir dönem, olağanüstü bir olay tabii ki. Hocam, buradan Erdinç ve Raif arkadaşıma selamlarımı yolluyorum. Ve bütün Bursa'ya selam yolluyorum hocam. Evet, Bursa'dan geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, hanım kızım. Tanıyalım seni. Adın ne senin? Annesi utandı mı? Yok, utanma, utanma. Ben heyecan... Utanıyorum anne. Heyecanlanma. Bana bak bakalım. Adın ne senin? Yıldız. Yıldız. Ne güzel adın varmış senin ya. Bu adını kim koydu sana? Annen mi? Baban mı? Annem. Annen koydu. Peki o zaman Yıldız, hadi bize bir şey oku. Fatiha mı okuyacaksın? Sübhaneke'yi mi? Yemek duasını mı? Utanıyorum. Annesi ne okuyacaktı bize? Sübhaneke. Hadi. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve teberkes yok. Utanıyorum anne. Tamam, yeter, yeter, yeter. Yeterince okudu. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kolay değil. Ayağa kalkıyor, elinde mikrofon, bütün Türkiye'ye hitap ediyor. Heyecanlanmaları son derece normal değil mi? Hepimiz heyecanlanıyoruz tabii ki. Bu son derece normal. Evet delikanlı, tanıyalım seni. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam delikanlı. Hocam benim adım Furkan. Hocam ben bir soru soracaktım da. Söyle Furkan. Hocam biz camiye giderken büyükler yaramazlık yapıyor. O yüzden bizleri anlıyorlar. Büyüklerin günahı nedir? Nereye almıyorlar? Başını kaçırdım. Efendim? Sizin nereye? Ha, camiye gittiğimizde. Camiye gittiğinizde küçüksünüz veya yaramazlık yapıyorsunuz diye sizi içeri almayan büyüklerin hiç hocaları dinlemediği anlaşılıyor. O büyükler sizden rahatsız oluyorlarsa başka bir camiye gitsinler. O büyüklerin de ellerinden öperiz. Onlara saygı duyuyoruz ama çocukları camiden uzaklaştırma hakları yok. Bizim için çocuklar lazım. Büyükler zaten gerekeni öğrenmiş, bir yere gelmişler. Çok rahatsız oluyorsa daha uygun bir camiye gider. Sesin gürültünün olmadığı bir camide namazını kılar. Ama küçük çocukları camiden kovalamak o çocuklara yapılabilecek en büyük zulümdür. Onun için büyük alimlerimiz çocuklar caminin gülüdür diye söylüyorlar. Hazreti Peygamber'in iki torunu Hasan'la Hüseyin camiye gelirlerdi. Düşe kalka yaşları 4-5. Peygamberimiz minberden inerdi. İkisini kucaklardı, minbere çıkardı. Eğer çocukların camiye gelip gürültü yapması kötü olsaydı Peygamberimiz çocukların camiye girmesine engel olurdu. Yanlış yapıyorlar büyükler. Allah onlara insaf versin. Tabii büyükler hepsi böyle yapmıyordur. Binde bir yapıyordur. Değil mi? Hepsi karışmazlar size. Hocalarımız sizi, imam ve müezzinler sizi kollarlar. Sizi korurlar. Camiye gidin. Hem ibadeti yapın. Hem de camide oyununuzu oynayın. Problem yok. Tamam? Ama camiye uygun oyunlar tabii ki. Hocam teşekkürler. Hocam selam yollayabilir miyim? Buyurun tabii ki. Hocam Ağrı'dan Tutak ikinci köyünden anneanneme, anneannemlere, dayımlara, amcamlara ve tüm kuzenlerime selam yolluyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Allah seni bağışlasın. Efendim inşallah diyoruz ve duamı sizinle beraber. Arkadaşlar sorumuz nerede, bana bir elinizi sallayın ben göreyim. Tamam. Selamünaleyküm hocam. Delikanlı hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Aleykümselam. Buyurun, hocam, buyurun. Hocam bol paça giydiğim için arkadaşlarım değişik gözle bakıyorlar. Ben de dar giymek istemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Dar paça, yani ona eskiden İspanyol paça mı diyorlardı? Evet hocam. Ama seninki o kadar geniş değil herhalde. Evet.
Aslında canın nasıl istiyorsa öyle giyin. Arkadaşlarımızın son dönemlerde dar paça bir gelenek haline geldi. Hadi paçadan vazgeçtim. Öyle streç türü elbiseler giyiyor ki erkekler, yani hakikaten insan yakıştıramıyor onlara. İnsan uygun, kendine yakışan, yaşına uygun değil mi? Yani modayı takip ediyorsan bile, hadi gençsin bir şey söylemeyeyim ama modanın da kendine uygun olanını al ve ona göre kullan. Sen arkadaşım canın nasıl istiyorsa, nasıl rahat ediyorsan öyle giyinmeye devam et. Tamam? Evet, aslında sorulmayacak bir soru, yani niye sorulmayacak bir soru? Ama gencimizi neticede bu soruyu sormaya mecbur bırakmışlar tenkit ederek. Hanımefendi buyurun. Hayırlı akşamlar hocam. Teşekkür Hayırlı ederim. Hayırlı sahurlar. Size de efendim, sağ bir olun. Bir sorum olacaktı size. Namaz abdesti alırken hocam ben, 7 yaşındaki oğlum sürekli bana hararetli hararetli anne anne anne, cevap versem ona namazıma bir engel olur mu, hani hayır, bir zarar? Hayır, hayır, hiçbir sakıncası yok. Hı-hı. Abdest için diyorsunuz değil mi? Evet. Cevap verebilirsiniz, acil bir telefon çalarsa hı-hı, bakabilirsiniz, ara evet, vermenizden, konuşmanızdan abdest bozulmaz. Hı-hı. Hatta bunun ölçüsü şu, mesela kolunuzu yıkadınız ya. Evet. Telefon geldi, acil bir telefon, evet, konuşuyorsun. Konuşma 2 dakika sürdü. Evet. Burada demin yıkadığınız organınız kendi kendine kurursa, evet, abdeste yeniden başlamanız lazım. Tamam. Eğer kurumazsa, yani o kadar kısa bir süre, 1-2 dakikalık bir süre, evet, kaldığınız yerden devam edersiniz. Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun, Allah'a emanet olun. Sizden de saygılar hanımefendi. Teşekkür ediyorum diyorum ve sevgili Abdurrahman. İnsanlığa sonsuza can Ne bilik de serdar idi.
sana uymamak hakka ziyan olur efendim. Onun kutsulu aşkı ile yıldızla ay gelir dile, aydınlanır gece bile gün muhabbet. Evet, sana uymamak isyandır efendim dedi Mustafa Duman hocam ve ön Muhammed Mustafa'dır dedi Abdurrahman Önül kardeşim, teşekkür ediyoruz. Evet, lider Muhammed Mustafa'dır, ahiretin öncüsü Muhammed Mustafa'dır, efendim mahşerin merkezi Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. Allah bizi onun şefaatinden mahrum etmesin inşallah efendim. Sorumuz, evet hanım kız. Sen tavşana benzemişsin. Kedi mi tavşan mı o? Kedi. Kedi mi o? Ama böyle güzel kedi yok ki. Değil mi? Peki. Adın ne senin? Sena Nur. Sela? Sema Nur. Sena Nur. Sena Nur. Peki Sena Nur. Ne okuyacaksın? Bir şey mi okuyacaksın bize? Sübhaneke'yi. Sübhaneke'yi okuyacaksın. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmük ve teala ceddük ve la ilahe gayrik. Tebrik ediyoruz seni. Çok güzel okudun. Teşekkür ederiz. Peki kaç yaşındasın? 5 yaşındayım. 5 yaşındasın. Bu sene hiç oruca başladın mı Sena? Yarım günlük böyle 5 saatlik filan oruç. Öğlene kadar oruç tuttum. Peki onu kime sattın o orucunu? Senden parayla alan olmadı mı orucu? Hayır. Peki senin deden var değil mi evde? Evet. Sen bu akşam, yarın akşama gittiğinde dedene diyeceksin ki Nihat Hoca bana dedi ki deden o orucu satın alsın. Sana tamam. Harçlık versin, orucu da sen ona sat. Olur mu? Tamam. Peki tamamdır, anlaştık seninle. Var mı diyeceğim bir şey, selam göndereceğim kimseye? Buradan Efra teyzeme ve Ebru teyzeme selam gönderiyor. Evet. Kızımız teyzeci. Peki. Halana selam göndermiyor musun? Ona da selam gönderiyor. Tamam. Önce teyze sonra hala. Peki hadi bakayım, Allah seni bağışlasın. Hayırlı ömürler versin inşallah. Hanımefendi buyurun. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Nereden geldiniz? Bursa. Evet, Bursalıları temsilen konuşuyorsunuz. Maşallah. Hocam benim size bir sorum olacaktı. Buyurun hanımefendi. Bundan 18 yıl önce ben eşimi trafik kazasında kaybettim. Allah rahmet eylesin inşallah. 9 aylıktı oğlum. 11 yaşında da kızım vardı. O zamandan bu zamana kızımı gelin etti annemle babam. Oğlumu sünnet ettirdi. Ve oğlumu devlet konservatuarında öğretmenlik okutuyor. Tabiri caizse yemedi yedirdi, giymedi giydirdi. Aileniz değil mi? Annemle babam. Annemle babamın ahiretteki, öbür dünyadaki yerini öğrenebilir miyim? Şöyle diyor Peygamberimiz, iki parmağını işaret edip diyor ki: "Ene ve kafilul yetimi kehateyni fil cennet." Ben ve yetimi bulup barındırıp yetime kefil olan, yani onu büyüten cennete böyle beraber olacağız diyor. Başka bir hadisinde diyor ki: "Ben kendimi cennete girmiş gördüm Peygamberimiz." Girerken ki cennetin kapısı geniş. Derler ki cennetin iki kapısı, yani iki pervazı diyelim. Hani daha iyi anlatmak için. İki pervazı arasındaki mesafe 100 yıllıkmış. O kadar geniş yani, gidilemez yani. Buna rağmen diyor ki cennetin kapısında beni zorlayan birini gördüm. Benden önce girmek için. Kimdir bu diye sordum Cebrail'e.
Dedi ki Allah'ın peygamberi bu üç yetimi olup da o yetimleri barındırıp büyüten kadındır dedi. Onun için yetim bakmak dünyadaki en güzel, en şerefli ve nimet açısından karşılığı en büyük olan hayırlı işlerden biridir. Annenizden, babanızdan bir değil milyon kez Allah razı olsun size bu iyiliği yaptıkları için. Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Bir de bir sorum daha olacak. Öbür dünyada eşimi görebilecek miyim hocam? İnşallah eğer razıysanız ondan. Razıyım hocam. Mesele yok. İkiniz de cennete olursanız inşallah. İnşallah hocam. Birbirinizi göreceksiniz tabii. Sağ ol, Allah razı olsun. Dünyadaki eşler ahirette de eşler olacak inşallah. İnşallah hocam. Sağ ol, Allah razı olsun. Hürmetler sunuyorum hanımefendi. Allah sizinle olsun. Evet buyurunuz. Hocam selamun aleyküm. Aleykümselam. Hocam ben Bursa'dan geliyorum. Adınız? Sevcan. Sevcan. Evet hocam. Sevcan buyurun kızım. Hocam size benim bir sorum olacaktı. Tabii buyurun. Hocam ben 3 yaşındaki kardeşimi trafik kazasında kaybettik. Ondan sonra hocam sağ olun dostlar sağ olsun. Hocam ondan sonra Berat Kandili'nde ikiz kardeşim dünyaya geldi. Benim hocam anlamı nedir bunu? Yani Kadir gecesinde kardeşimi kaybettim. İkiz kardeşim dünyaya Berat Kandili'nde geldi hocam. Yani Allah bilir tabii ki. Çünkü takdir Allah'ındır ama bir şunu söyleyebiliriz. Tabii ki 3 yaşında delikanlı vefat etmiş. Anneniz, babanız, siz elbette ki aile çok üzülmüştür. O aileye bir teselli olarak sevinsinler diye, umutlansınlar diye, üzüntüleri azalsın diye Yüce Allah hem de böyle bir kandil gecesi. Vefat ettiği kandil gecesi. Allah'ın nimet indirdiği gecede kandil gecesi. Dünyaya onu getirerek onun karşılığında belki daha sizi sevindirecek olan bir habere Cenab-ı Allah lütfetmiş. Size iyilik etmiş Cenab-ı Allah. Allah'ın bereketi çok kızım biliyorsunuz. Onun için Allah'a hamd etmek, şükretmek lazım. Allah kardeşlerinize, size, ailenize hayırlı, bereketli ömür versin. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah sizinle olsun. Efendim kısa bir aramız var. Aramızdan sonra çok güzel, özel bir konumuz var. Abdurrahman ve hocamla beraber buradayız inşallah. Efendim Mevlam'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Yaşı 63'tü. Şakaklarına ak düşmüştü. Doğrusu her canlı ölüme mahkumdur. Yeni olan her şey eskiyecek, yaşayan her şey ölecektir. Son zamanlarında özellikle veda haccından sonra iyice durgunlaştı. Bir şey bekliyordu. Uzaktaki bir şeyi bekliyor gibiydi. Bir haber ve bir haberciyi bekliyordu sanki. Medine'de artık söylenmesi gereken sözleri söylemişti. Dudakları söylenmedik cümleye hasret değildi artık. Aslında veda haccından dönerken inen bir ayet sahabenin ruhlarında depremler meydana getirmişti. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islama dine ayeti kerimesi gönüllerde yer etmişti. Bu ayet şunu diyordu. Bugün dini ben sona erdirdim. Allah diyor. Dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Ve size din olarak İslam'ı seçtim. Yine eş zamanlı inen diğer bir ayet sahabeyi de derinden şöyle bir sarstı. Öyle bir günden sakının ki turcaune fihi ilallah, o gün Allah'a döndürüleceksin. Aslında bu ayetler ve inen izâ câe nasrullâhi vel feth ve râeyten nâse yedhulûne fî dinillâhi efvâce fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir innehu kâne tevvâbâ. Nasr suresinin bu ayeti
Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman, yani Mekke'nin fethi, insanların öbek öbek İslam'a girdiğini gördüğün vakit, ey Muhammed, Allah'a hamd ile tesbih et ve Allah'tan bağışlanma dile. İşte bağışlanma dile kelimesi sahabenin kalbinde bir nokta gibi büyüdü, 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 büyüdü. Bir gün garip bir rüya gördü Hazreti Abbas. Peygamberin amcası garip bir rüya gördü. Rüyanın tesiriyle Mescid-i Saadet'e, Peygamber Mescidine doğru geldi Hazreti Abbas. Belli ki rüyadan çok etkilenmiş. Belli ki rüyanın etkisi altında. Hazreti Peygamber sırf rüyanın yorumu için gelen amcasını görünce dedi ki, amca, seni buraya bir rüya mı getirdi? Evet Muhammed'im, evet yeğenim, beni bir rüya buraya getirdi. Ne rüya gördün amca? Ben dünyanın bir ipe dolandığını, bir kemende dolandığını ve kemendin semaya doğru çıktığını gördüm Muhammed'im. Yer göğe çekildi. Yer göğe çekildi. Yerin göğe çekildiğini gördüm. Bunun anlamı ne acaba? Durdu, konuşmadı, suskunlaştı. Sonra döndü ve amcasına, sen bu rüyanın yorumunu mu istiyorsun benden? Evet Muhammed, bu rüyanın yorumunu istiyorum deyince şöyle dedi. Senin rüyanda gördüğün dünya benim amca. Yukarıya doğru çekilmem ise benim ölümüm demektir. Amca, benim ölümüm yaklaşmıştır. İşaretler birbiri ardınca geliyordu. Sükun ediyordu. Kapı açılmış. Büyük yolculuk. Aslında onun için vuslat, bizim için firkat. Onun için hedeflendiği şey, bizim için içi yakan, yıkan, tarumar eden, hazmedilmesi zor bir haber. Ötelerden haber var. Esselam, esselam. Ötelerden bir müjde var. Esselam, esselam. Gelen yolcu, yola çık. Esselam, esselam. Beklenmektensin gayri, bekletme yar. Esselam, esselam. Gök yere inmiş. Yer göğe çıkmış. Esselam, esselam. Necip Fazıl'ın dediği gibi. Şöyle bir olay oldu bir gece. Akabinde gelen gecelerden birinde. Hazreti Ayşe diyor ki, Efendimiz benim yanımdaydı. Benim odamdaydı. Gece yarısı teheccüd vakti, yani diyelim bu saatler. Tam bu saatler. Namaz kıldı. Sonra namazın akabinde, hemen sonrasında cübbesini sırtına attı. Soğukta üşümesin diye ayakkabısını giydi ve dışarı çıktı. Hazreti Ayşe de onun dışarı çıktığını görünce arkasından hemen yürüdü. Gece yarısı sabaha doğru. Hazreti Peygamber acaba nereye gidiyor? Biraz sonra Ayşe annemiz baktı ki Peygamberimiz Medine mezarlığına giriyor. O zaman Medine mezarlığıyla Medine'nin mescidi birbirine yakın. Yani arada böyle yollar yok. Bugün de arada yol yok. Yakın birbirine. Hazreti Ayşe takip etti uzaktan onu. Mezarlığın içine girdi. Elini kaldırdı. Oğlu İbrahim'in başında durdu. Arkadaşlarının başında durdu. Elini kaldırdı. Elini indirdi, elini kaldırdı, elini indirdi, elini kaldırdı, indirdi. Sonra cübbesini şöyle sarmaladı, hızlı hızlı yürüdü. Mescitten çıkıyor, mezarlıktan çıkıyordu, Medine mezarlığından.
arkadaşlarının bulunduğu o yerden çıkıyor, eve doğru yürüyordu. Ayşe annemiz ondan daha hızlı yürüdü. Ayşe yatağa atladı, üstünü örtü. Peygamberi takip etmiş olmasını bilmesini istemiyordu. İçeri girdi. Ayşe'nin yorganın altında olduğunu görünce dedi ki Ayşe, Ayş derdi bazen, Ayş, Ayşecik, hanımına taltif, Ayşecik, Ayş niçin kaçtın, niçin beni takip ettin? Hazreti Ayşe başını kaldırmadı. Ayşe'nin başını kaldırmadığını görünce şöyle dedi. Ya sen söyleyeceksin ya Cebrail bana söyleyecek. İçim beni takip ettin. Hazreti Ayşe başını kaldırdı. Yoksa senin odandan başka bir yere geçeceğimi mi zannettin? Sonra döndü ve Ayşe'ye dedi ki sen demin önümden koşarken evine doğru, buraya doğru bir şey hissettin mi Ayşe? Ayşe dedi ki evet. Bir el bütün sırtımı sıvazladı böyle. Bir el sırtımı sıvazladı karanlıkta. Sen onu anladın mı kim? Kimdi o? Cebrail. Zâke Cibril. Cebrail'di o. Hazreti Ayşe şaşırdı. Ya Resulallah. Cebrail niye geldi sana? Bana geldi ve dedi ki Medine mezarlığındaki arkadaşlarınla vedalaş artık. Defter kapanıyordu. Peygamberlerin defteri bitiyordu. Son peygamber kitabın kapağını kapatacak. Son peygamber mührü vuracak kitaba. Peygamberlerin kitabı İlliyun'a gidecek. Bir daha dünyaya açılmamasıya gelecek. Çünkü ondan sonra peygamber yok ki. Gelen gelmiş, söylenen söylenmiş, iman eden etmiş, iman etmeyen bedbahlar kaybetmiş. Bedbahlar hep kaybetmeye mahkumdur. Kalplerinde fesat olanlar, kalplerinde bin tilki dolaşanlar hep kaybetmeye mahkumdurlar. Ama o gece bir şey oldu. Birdenbire sıtmaya benzer bir titreme. Hani hastalanırsınız ya, sıtmaya yakalanırsınız. Böyle bütün vücudunuz zangır zangır titrer ya. İşte ona benzer bir hal oldu. Beni ört Ayşe, ört beni. İki defa beni örtün dedi. Birincisinde tam 23 yıl önce eşi Hatice'ye beni ört. İlk vahyi geldiğinde. İlk vahyin tesiriyle titremişti böyle heyecandan. Şimdi de ört beni diyordu. Hastalıktan. Örtüyordu ona Ayşe. Sabah öğleye kadar ateş devam etti. Ateş düşmedi. Hazreti Peygamber'in mescide gelmekte zorlandığını duyunca Ebu'l-Muheyhib'e yanına gitti. Dedi ki Allah'ın Resulü bugün sizi bekliyordu, gelmediniz. Neyiniz var, hasta mısınız? Hastayım dedi. Sevgili dostlar, bugün herhalde neden bahsettiğimi anladınız. Peygamberimizin vefatını anlatıyorum, son günlerini. Sevgilinin veda edişini anlatıyorum. Bu gece bir peygamberin nasıl öldüğünü göreceksiniz. Ve o ölüme gıpta edeceksiniz. Keşke ayaklarında o mübarek ayağını bastığı yerde bir kum tanesi olabilirdik diyeceksiniz. Öyle diyeceksiniz. Ebu'l-Muveyhib'e diyor ki yanına oturdum peygamberin yatağının yanına. Elimi yorganına koydum. Yorganın üzerinde yorganın altındaki hararet seziliyordu. Müthiş bir ateşi vardı. İnsanın tahammül etmesinin imkansız olduğu bir ateş. Dedim ki ya Resulallah nasıl dayanıyorsunuz bu ateşe? Dedi ki Ebu'l-Muveyhib'e biz böyleyiz.
Biz peygamberler böyleyiz. Bizim Allah'ın katında değerimiz yüksektir. Bizim çilemiz de bir o kadar yüksektir. Sonra durdu ve şöyle dedi. Biliyor musun dedi. Allah bir kuluna haber gönderdi. Bir kul dedi kendisi. Allah ona dedi ki, iki şeyden birini tercih et. Ya dünyada ebedi kalmayı tercih et, ya ahireti tercih et. Ebu'l-Müveyhibe diyor ki, anladım ki kendinden bahsediyor. Yani Cebrail ona demiş ki, ya Muhammed, ya ebedi dünya, ya Allah'ın yanı. Ebu'l-Müveyhibe diyor ki, bilmezden gelerek. Allah'ın peygamberi, o kul ne dedi Allah'a? Allah ikisinden birini tercih et dediğinde, o kul ne dedi Allah'a? Şöyle dedi Ebu'l-Müveyhibe, o kul elbet Allah'ı tercih etti. Dedi ki, dedim ki ya Muhammed aleyhisselam, hem dünya ve yani dünyada ebedi kalmak, hem de Allah'ın yanına gitmek, ikisi birleşmez mi? Dedi ki Ebu'l-Müveyhibe, ikisi bir katta birleşmez. Aşırı ve sonsuz dünya aşkı ile Allah'a vuslat bir yerde bir araya gelmez. Kul Allah'ı tercih etti. Anladım ki peygamber ölümünün başında. Sevgili dostlar, hastalığı şöyle başladı. Yüksek ateş, buhha dedikleri, boğucu öksürük, iştahsızlık. Sanki bu belirtiler günümüzün hani tıbbına sorarsanız akciğeriye rahatsız olan bir insanın yaşadıklarını anlatıyor. Gariptir ama Hazreti Ebu Bekir'in hastalığı da aynı şekilde başladı. Yüksek ateş, boğucu öksürük ve iştahsızlık. İki doz birbirine benzer bir hastalıkla Rabb'a gidecekler. Yalnız bir şey vardı. Bir ara elini böğrüne koydu şöyle. Neyin var deyince Ayşe, Hayber'de bana verilen zehirli koyunun acısını burada hissediyorum. Hazreti Ebu Bekir de aynı şekilde aynı acıyı hissetmiş. Biliyorsunuz Yahudi bir kadın peygamberimize et getirdi, etin içine zehir koydu. Ama bir lokma zehir, böyle 100 kişi devirecek bir zehir. O hayvandan bir lokma ağzına aldı. Cebrail dedi ki Muhammed lokmayı at. Lokmayı attı. O lokmadan yiyen 2-3 sahabi vefat ettiler. Hazreti Ebu Bekir ve Resulullah lokmayı ağzına attı ama zehir ağza yayıldı tabii. Vefatında bunun tesiri olmuştu. Niçin acaba Allah dileseydi peygamberini elbette korurdu. Zehirden de, şundan da, bundan da. Allah belki diledi ki peygamberi aynı zamanda şehadeti de yaşatsın. Hem peygamberlik makamı, hem makamların en yücesi olan şehadet. İkisi aynı anda bir araya gelsin. Ertesi gün, gün be gün peygamberin hissettiği ateş yükseldi. Medine'de duyuldu, peygamber ağır hasta. Hastalığının 5. veya 6. günü, devemi hazırlayın dedi. Dediler ya Resulallah hastasınız, nereye gideceksiniz, devenizin için hazırlayalım. Uhud'a gideceğim amcamı görmeye. Haftada bir gün mutlaka Uhud'a gider, 10 kilometre Medine'ye Uhud. Allah hepinize oraları görmeyi nasip eylesin. İsteyen ve hak edenlere nasip etsin. İsteyen ve hak edenlere, gönlü temiz olanlara nasip eylesin. Sevenlere nasip eylesin. Sevmeden olmaz, sevdalanmadan hiçbir şey olmaz. Sevmeden olmaz, sevdalanmadan da.
Uğud'a doğru gittim. Sarığını sardılar, kendi saramadı. Cübbesini giydi. Deve kasva. Kasvanın üzerinde devenin yularını tutmuşlar. Uhud'a doğru gidiyorlar. Uhud'a vardı. Atından indi, devesinden indi. İlk cümlesi ammi, amcam Hazreti Hamza'nın mezarında. Ne çok özlüyordu. Ne çok sevmişti amcasını. Amcası süt kardeşiydi aynı zamanda Hazreti Hamza. Hakikaten en yiğitlerden bir yiğit. Dünyanın zevkini hiç tadamadan Uhud'da hayata veda edenlerden, en büyüklerden biri. Hazreti Hamza'nın başında durdu uzun müddet. Sonra kalktı ve Medine'ye döndü. Ama gelir gelmez yeniden halsizleşti. Yeniden ateşi yükseldi. Ateşini düşüremediler. Şöyle dedi: benim daha önce su içtiğim kuyulardan su getirin bana. Yedi kuyudan su getirdiler. Suları döküldü, döküldü, döküldü. Harareti azaldı biraz. Fakat başını kaldırdı bir ara, gözünü açtı, dedi ki: mescide açılan bütün özel kapıları kapatın. Eskiden mescidin avlusu vardı. Bazı sahabilerin evleri mescide bitişikti. Evleriyle mescidin arasına kapı koymuşlardı. Direkt camiye. Kalktı ve şöyle dedi: mescidime açılan bütün kapıları kapatın, bir kapı hariç. O kapı hariç kimse mescidime evinin kapısından girmesin. Ebu Bekir'in kapısı hariç. O kapıyı hiç kapatmayın. O kapıyı hiç kapatmadı. Hiç kimseye Ebu Bekir'e güvendiği kadar güvenmedi. Hazreti Ebu Bekir ailesinin bir parçasıydı. Tıpkı Hazreti Ali gibi. Müthiş bir muhabbetle Ebu Bekir'i sevdi. Ebu Bekir onu radıyallahu anh öyle sevdi, o onu öyle sevdi. Fedakar. Canıyla, malıyla, bütün hayatıyla fedakar Hazreti Ebu Bekir. Sonra kendini biraz kötü hissetti aleyhissalatü vesselam. Dedi ki: hazırlayın, cemaate görüşeceğim. Sahabemle konuşacağım. Hazırlayın dedi. İnsanların tümünü mescide çağırdılar, davet ettiler. Çıktı minbere ve son vaazlarından birisini yaptı. Son konuşmalarından birini. Dedi ki: cemaat, beni dinleyin. Ama camiye girişi şöyle oldu. Halsiz olduğu için bir eli Hazreti Ali'nin sırtında, omuzunda. Öteki eli amca oğlu Zübeyir'in sırtında. Mescide öyle girdi. Minberi 3 basamak. 3. basamağa oturdu, 2. basamağa ayağını koydu. Minber biliyorsunuz camide hocanın hutbe okuduğu yerin adıdır. Merdiven gibi. Hanımlar belki bilmeyebilir, bizi izleyenler içinde. Cuma günü hocaların ezanı, hutbe okuduğu yerin adı minber. Şimdi minberler 7 basamak, 11. Peygamber döneminde 3 basamaktı. 3 basamak. Çok yükseği sevmiyordu. Çok yüksekten bakmayı hiç sevmedi. Hiç sevmedi. Ama oturdu o gün. Allah'a hamd etti. Cami dolu, tıklım tıklım. Hastalığından sonra ilk kez camiye giriyor. Hastalığından sonra ilk kez camiye gidiyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Toplandı. Herkesin gözü üzerinde. Allah'ın Resulü ne diyecek? Bize ne söyleyecek? Ne müjde verecek? İyileştim diyecek belki, değil mi? Ama o iyileştim demeyecek hiç. Çok garip bir şey söyleyeyim ona. Çok garip bir şey söyleyeyim. Hazreti Aişe radıyallahu anha annemiz diyor ki: Hazreti Aişe diyor ki 12 Rebiül Evvel öğle vakti, dedi ki Hazreti Aişe, dedi ki ben dedim ki ona: ey insanların Rabbi Allah, peygamberin hastalığını gider, gerçekten tabip sensin diye dua ettim. Sonra Hazreti Peygamber'e döndüm, amin demesini istedim.
Ayşe dua ediyor, şifa bulsun diye. Dedim ki ona, ya Resulallah, bu hastalığınızda hiçbir zaman şifa bulmak için dua etmediniz. Dedi ki, evet. Niçin dua etmiyorsun kendine şifa için? Çünkü ben Cebrail'in, Mikail ve İsrafil'le görüşmek istiyorum. Çünkü ben Cebrail'in, Mikail'in ve İsrafil'in Rabbine gitmek istiyorum dedi. Öyle dedi. Başkasına dua ederdi ama son hastalığında asla kendisi için hiçbir dua etmedi. Niçin dua etmedi acaba? Şifa istemez mi? Çünkü Cebrail dedi ki, Muhammed öleceksin. Cebrail öleceksin dedikten sonra gül yüzlü elbette ki utanırdı Allah'tan şifa ver demekten. Minberde oturdu ve şöyle dedi, hamd ve salatü selamdan sonra her konuşmasında yaptığı gibi şöyle söyledi. Dedi ki, cemaat beni dinleyin. Herkes lal ve efkem sanki. Sanki sağır ve silsiz cemaat. Sanki bütün Medine, bütün duyu organlarıyla sadece hepsinin gücünü kulağına vermiş ve peygamberi böyle pür dikkat öylesine dinliyor ki şöyle dedi. Allah bir kuluna haber gönderdi. Dedi ki, ey kulum, dünya mı benim yanım mı? Allah bir kulunu muhayyer bıraktı. İstersen dünyada ebedi kal, Ebu'l-Müveyhibe'ye dediğini söylüyor. Dilersen ahireti seç. Cemaat bir anda baktı, anlamadı. Ve dedi ki sonra, kul Allah'ı tercih etti. Kul Allah'ı tercih etti dediğinde birdenbire cemaatin ta arkalarından birisinin sesi duyuldu. Biri bağırdı, kendini tutamadı ve şöyle dedi, ahin dedi, ahin. Bu bir feryat. Bizim Türkçemizde eyvah, eyvah. Gençler, orta yaşlılar, kim bu bağıran dediler, sağa döndüler, sola döndüler, kim bu bağıran adam? En iyi anlayan kimse o bağıran. Kim olabilir sizce? Ebu Bekir'den başka kim olabilir? Dost dostu iyi tanıyordu. Gençler anlamadılar. Hazreti Ebu Bekir'e bakıyorlar, bu adam niye bağırdı? Bu ihtiyar niye bağırdı? Çünkü o ihtiyar şunu anladı.
Allah'ın kendisine haber gönderdiği zat kendisiydi. Peygamber artık ölmeyi tercih etti. Ölüme hazırdı. Kapı açıldı. Yolcu gel diyordu melekler alemi. Sema alemi beklemekte onu. Hani Can Ahmet bugün sizdeydi. Bugüne kadar sizdeydi. Yarın bende diyor ya bir ilahide. En son çeşme başında gördüm diyor ya onu. Bekliyorlardı onu. Gel artık gel. Yeter dünyadan çektiğin. Aklına geliyordu. Bir bir kaybetti evlatları İbrahim, Kasım, Abdullah. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma hariç. Eşi Hatice. Eşi Zeynep. Dostları Hamza. Ve diğerleri bir biri ardınca gidenler. Mus'ab bin Umeyr'ler, Ükaşe'ler, kimler gitmedi ki kimler? Çoktan hazırdı gitmeye, sevgiliye, en sevgiliye, sevgililerin sevgisini yaratana gitmeye, Allah'a gitmeye çoktan hazırdık. Dedi ki, bugün size soruyorum cemaat. Benden alacağı olan varsa gelsin ve benden alsın. Kimin alacağı varsa. Biri konuşmadı, bir daha sordu, bir daha sordu. Üçüncüsünde dedi ki, bugün benden istemeyenler, almayanlar ebediyen sussun. Ya gel al benden veya sus. Biri dedi ki, 3 dirhem alacağım var sizden. Ali yaz buna, 3 dirhem verin buna. Sonra döndü ve dedi ki, kime vurdumsa buradayım işte, gelsin bana vursun. Kime hakaret ettimse buradayım, gelip bana hakaret etsin. Hesaplaşmayı görüyor musunuz? Bir peygamber bu. Sıradan bir insan değil bu, bir peygamber. Kime vurmuşsam gelsin vursun. Kimi sövmüşsem gelsin sövsün. Sen kime kötü bir şey söylerdin ki? Biri dedi ki, ya Resulallah, ben pinti, korkak ve uykucu bir adamım. Allah senden bu özellikleri alsın dedi. Biri dedi ki, ben yalancı ve çirkin sözlüyüm. Allah seni iyi etsin dedi. İnsanlar ayağa kalkıyor, birbiri ardınca dertlerini söylüyorlar. Sanki gaybın bütün anahtar, gaybın kapılarını açmış, Allah vereceğini veriyor ve o konuşuyordu sanki. Bir veda ama tam bir veda idi. Biri dedi ki, vallahi ey Allah'ın peygamberi, ben tam bir münafıkım. İşlenebilecek her günahı işledim. Hazreti adam, Hazreti Ömer adama döndü cami içinde. Sus be adam, kendini rezil ettin. Yani niçin günahını söylüyorsun? Kendini rezil ettin be adam deyince döndü ve Hazreti Ömer'e dedi, dünya rezaletinin kıymeti yok. Ahiret rezaleti daha kalıcı. Ahiret rezaleti daha kalıcı. Yaradan senine de güzel yaratmış. Yaradan senine de güzel yaratmış. Bakan gözler senin.
Bir kadın kalktı arkadan, kadınlar da orada. Dedi ki Allah'ın peygamberi, benim şöyle şöyle kötü hallerim var. Kötü hallerini söyledi. Kadına dedi ki Ayşe'nin yanına git, eşimin yanına git dedi. Biraz sonra içeri girdi, kadın orada oturuyor. Kötü halleri olan bir kadın. Asasını yani bastonunu kadının kafasına koydu. Bir eli peygamberin elinde baston. Öteki ucu kadının kafasında. Yani vurmadı. Sadece kafasına koydu. Şöyle dedi. Allah'ım bu kadındaki halleri gider. Onu tövbe ettir ya Rab. Ayşe diyor ki sopayı çekti. Kadının şekli değişti. Vallahi o kadından daha iffetli bir kadın hiç olmadı. Sadece sopasını koydu başına. Allah'ım bu kadındaki kötü halleri kaldır. O kadar. Bir dokunuş. Ellere değil. Bastonla bir dokunuş. Dünyayı değiştiriyor. Sevgili seni anıyoruz. Sen Abdullah'ın, sen Amine'nin yetimi ve öksüzü. Bugün dünyanın tarihini değiştirdin. Dünyanın haritasını değiştirdin. Çıktın o kurak Mekke'den, yağmur yağmaz o Mekke'den, bitki yetişmez o Mekke'den, dünyanın en gaddar yerinden, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldü. O yerden çıktın. Sonra eve geldi ama bayıldı. Hatta tam düşecekken odaya girdiğinde Hazreti Ali yakaladı onu. Yatağa yatırdılar. Başını kaldırdı. Gece, yatsı vakti. Cemaat camide tıklım tıklım içeride. Dedi ki, cemaat ne yaptı? Sizi bekliyorlar. Sizi bekliyorlar. Yeniden bayıldı, gözünü açtı. Cemaat ne yaptı? Sizi bekliyorlar. Ateşten bayılıyor. Kendinden geçiyor yani. Üçüncü kez gözünü açtı, yatsı ilerlemiş saat. Dedi ki Ebu Bekir'e söyleyin namaz kıldırsın cemaate. Hazreti Bilal içeriye girdi. Sahabe beklemiş, ayakta bekliyorlar peygamberi. Kaç saattir? Dedi ki Allah Nebisi diyor ki Ebu Bekir kıldırsın namazı. Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer'e döndü. Ömer namazı sen kıldır dedi. Ben yufka yürekliyim ama üç defa demesine rağmen Hazreti Ayşe, Hazreti Ebu Bekir'e haber gitmesine engel oldu. Ayşe Ebu Bekir'in kızı radıyallahu anhuma, peygamberin eşi. Ayşe daha sonra radıyallahu anha şöyle diyecek Hazreti Ayşe, şundan dolayı haber göndermedim. O hayattayken onun yerinde namaz kılanı ümmet affetmeyecek. Ümmet birini sevdi mi, onun yerine göz dikeni hayatta sevmez. Bizim ümmetimiz ilginçtir. Sevdi mi birini, biri göz dikti mi onun makamına, yerine, anlayışına, onu hiç hazmetmez ve haz etmez. Hazreti Ömer sen kıldır. Hazreti Ebubekir dedi ki ben yufka yürekliyim. Ömer dedi ki Allah'ın Resulü'nün halifesi. Resulullah seni de tanıyor, beni de tanıyor. Ama sana söyledi, sen kıldır namazı. Hazreti Ebubekir ayağa kalktı, yürüdü. Ben onun bu yürüyüşünü, mihraba geçiş yürüyüşünü, böyle sert bir rüzgarda sallanan
bir çınar ağacının, ulu bir çınar ağacının böyle sallanışına benzetirim. Sallandı sallandı, yürüdü, mihraba geçti. Bilal kamet getiriyor. Hazreti Ebubekir mihraba geçti ve döndü cemaate. Dedi ki kalkın, Allah size merhamet etsin. Allahu Ekber dedi. Arkada cemaat yatsı namazı kılınıyor. Hazreti Peygamber odasında gözünü açtı. Cemaat ne yaptı dedi. Dediler ki Ebu Bekir kıldırıyor namazı. Böyle duraksadı. Hazreti Ebu Bekir Fatiha'yı okurken Fatiha'nın ortasına gelince ağlamaya başladı. Belki zor bitirilen bir Fatiha'ydı o Fatiha. Çünkü ilk kez onun makamında namaz kıldırıyordu. Ebu Bekir'in hıçkırıkları, sahabenin uğultusu, sahabenin gözyaşları, iniltiye karışan gözyaşlarını duyunca odasında hafif gülümsedi. Cemaat imamını buldu diye gülümsedi. Cemaat kopmadı, parçalanmadı diye sevindi, gülümsedi, yeniden daldı. Sonra bir gün biraz daha düzeldi. Dedi ki, çocuklarını getirin bana. Çocuklarım dedi kim olabilir? İki torunu. Hazreti Hasan'la Hüseyin. Onları getirdi, onları sardı, onları öptü, onları kucakladı, ağladı. Torunlarına veda etti. Sonra Zeyd ibn-i Haris, evlatlığının evlatlığı olan Üsame'yi çağırdı. Üsame bin Zeyd'i çağırdı. 17 yaşında bir delikanlı ama komutan, asker. Çağırdı. Üsame onun yanında oturunca elini kaldırdı, indirdi. Kaldırdı, indirdi. Belli ki Üsame'ye dua ediyordu. Ona dua ediyordu. Sonra dedi ki Osman'ı çağırın bana. Hazreti Osman'ı. İki defa damadı olma şerefine kavuşan tek insan Osman'dır. Hazreti Osman'ı çağırdı. Hazreti Osman yanına geldiğinde oturttu yanına. Kulağına bir şey söyledi. Hazreti Osman'ın yüzü kıpkırmızı oldu. Sonra bir daha çağırdı. Bir şey daha söyledi. Osman gülümsedi ve gitti. Yıllar sonra sordular Hazreti Osman'a. Peygamber sana ne söyledi? Bana dedi ki Osman, ben bu hastalıktan kurtulmayacağım, öleceğim. Bir gün gelecek, halife olacaksın. Yani devlet başkanı olacaksın. Osman, kapına gelecekler. Sana diyecekler ki halifelikten ayrıl. Bana gelinceye kadar sakın onlara boyun eğme. Yani seni halifelikten düşürmek isteyenlere sakın boyun eğme. Sabret, şehit olarak bana gelinceye kadar. Mahşerde bir makam var. Sevgililer orada buluşacak. Nebiler orada gelecek. Nebilerin başında Muhammedül Emin olacak. Dedeleri arkasından yürüyecek. Kimdir dedeleri? İbrahim peygamber, Adem peygamber. Büyük bir saygıyla onları karşılayacak atalarını. Ama o gün şefaatin merkezi odur. Ana seyyidu ibni Adem. Ben Adem oğlunun efendisiyim. Ve la fakhra, ölmek için de demiyorum. Ben Adem oğlunun şefaatçisiyim diyor. Bunu açıkça ilan ediyor. İşte o gün arkasından yürüyecek bütün herkes. Şehitlerin önderi Hazreti Hamza olacak. Arkasından yürüyecekler insanlar. Alimlerin önünde Hazreti Ali olacak, arkasından yürüyecekler. Takva sahiplerinin önünde Hazreti Osman olacak, arkasından yürünülecek. Ne mutlu o güne, Allah bizi o günde peygamberden başkasını aramayanlardan eylesin. Allah o gün bizi Hazreti Muhammed'i arayanlardan eylesin. O gün bizi Muhammed Mustafa'yı
Aleyhissalatü Vesselam'ı bulabilenlerden eylesin inşallah. Sevgili dostlar, 13 gün sürdü hastalığı. Son anında neler oldu? Kısa bir aramız, sonra söyleyeceğim inşallah. Garip bir tevafuk ama, garip bir rastlantı ama, doğduğu gün pazartesi günü, vefat ettiği gün pazartesi günü, hicret ettiği gün pazartesi günü, 570 veya 71'de doğdu. Kesin tarih söylemek zor. Peygamberlik geldi, 40 yaşındayken. Sonra hicret etti. 53 yaşındayken. Yaklaşık 622'de. Hayata veda etti. 63 yaşındayken. Yine gariptir. Rebiül Evvel'de doğdu, Rebiül Evvel'de vefat etti. Doğduğu yıl Rebiül Evvel Nisan'dı, Nisan ayı. Vefat ettiği gün Rebiül Evvel 8 Haziran'dı. Peygamberimizin vefatı 8 Haziran. Böyle bir ay işte, bu ay. Kızım Fatıma nerede dedi. Kızını yanına getirdiler. Fatıma'yı aşkın severdi. Çok severdi. Kızlara, hanımlara karşı gösterilmesi gereken toleransı eşlerinin ve hanım ve kızının üzerinden gösterdi. Kızı eve girdiğinde ayağa kalkar, kızını karşılar. Alnını öperdi, saçını öperdi. Kızına derdi ki hoş geldin babasının anası. Ummu Ebiha, babasının anası. Kızına annem derdi. Kız çocuğuna anne gibi bakmak lazımmış meğer. Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Fatıma yanına geldi. Hazreti Fatıma yanına gelince, Hazreti Fatıma'nın kulağına bir şeyler fısıldadı. Fatıma ağladı. Fatıma ağladı. Sonra kenara çekildi. Ağlayışı sürdü, uzun sürdü. Fatıma'nın çok ağladığını görünce yanına çağırdı. Kulağına bir şey daha fısıldadı. Fısıldadığı şey Fatıma'nın solan yüzüne renk getirdi. Hazreti Ayşe Fatıma annemizin yanına gitti ve dedi ki Muhammed peygamber sana ne dedi? Herkes merak ediyor. Hastalığın sonu ne olacak? Ben onun sırrını söyleyecek değilim dedi. Söylemedi. Ketum bir kadındı. Babasının kızı. Gerektiği anda tavrını koyabilen, eyvallah olmayan bir kadın Hazreti Fatıma. Böyle sıradan bir kadın değildi. Peygamber vefat ettiğinde sırrını açıkladı. Meğer Resulullah ona demiş ki kızım Fatıma çok mu üzülüyorsun? Baba çok üzülüyorum hastalığına deyince dedi ki kızım ben bu hastalıktan kurtulmayacağım, öleceğim. Ağladım, tükendim, yıprandım, kenara çekildim, içime ağladım. Çok ağladığımı görünce çağırdı beni. Çok mu üzülüyorsun? Çok üzülüyorum deyince dedi ki üzülme kızım. Bana ilk sen geleceksin. Sevgili dostlar, peygamber ailesinin en genci olmasına rağmen 6 ay sonra Fatıma ansızın vefat etti. Yol açılmış artık. Dönmek yok.
dönemez. Sevgili dostlar, en karanlık gün kabul edilir vefat ettiği gün. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. Biraz iyiydi bir ara. Hazreti Ali, Hazreti Abbas'a dedi ki, onu bugün iyi gördüm. Bunu duyunca Hazreti Abbas dedi ki, yanılıyorsun Ali. Yanılıyorsun. Sen onun yüzüne baktın mı? Baktım, bir şey görmedim. Abbas oğullarının ölümünün yüzünde gördüğünü görürsün. Abbas oğulları ölürken yüzleri nasıl olursa Muhammed'in de yüzü öyle aleyhisselam. Ölüme işaret. Ve sonra şöyle dedi Hazreti Abbas. 3 gün sonra sen başkasının arkasında namaz kılacaksın. Onun değil. 3 gün sonra o olmayacak. Hazreti Abbas'ın aynen dediği gibi oldu. Sevgili dostlar, bir ara ağırlaştı ve uyudu. Uyku hali galip geldi ona. Sonra uykudan sıçrayarak uyandı, belli ki bir şey görmüş. Rüya görmüş. Sen gittin ey Resul, biz kaldık yetim, biz kaldık yetim. Sen gittin ey Resul, biz kaldık yetim, biz kaldık öksüz. Ey Medine, uyansana. Ne olduğunun farkında değil misin? Baksana yol açılmış. Son peygamber vefat etmek üzere. Farkında mısın? Güneş semaya çekiliyor Medine. Farkında mısın? Ebu Bekir ağlayacak. Halifeliğinin bütün günleri boyunca sanki her gün yeniden yaşayacak. O ölümünü onun. Farkında mısın? Farkında mısın Ömer asasıyla yerlere, yerleri deşecek, deşecek, deşecek. Kim Muhammed öldü derse, vallahi başını aşağı indiririm diyecek. Farkında mısın? Ey yeşil kubbeli Medine, ey Baki mezarlığına mekan olmuş Medine, ey Hazreti Osman'ın mübarek vücuduna mekan olmuş Medine, ey Ehli Beyt'in mübarek cesetlerine, vücutlarına mekan olmuş Medine. Farkında mısın nelerin olduğundan? Biliyor musun? Duyuyor musun? Evet, bir değil bin defa eyvah. Elden gidene, ilk anlayana, son anlayana, hayatı boyunca yanıp tükenene bir değil bin defa eyvah. Bin defa eyvah. Ey Resul, biz kaldık yetim.
Evet, neredesin ey yar? Neredesin ey sevgili? Ve eyvah, bir değil bin kez eyvah. Nihayet sabah namazı vaktidir. Vefatından 2 gün önce sabah namazı vaktidir Medine'de. Gök ışıl ışıl. Karanlık var belki ama ufukta bir güneş doğacak. Belli belli. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünü görünce Cabir bin Semure'nin sözü akla geliyor. Onun için ümmet hayatı boyunca hep eyvah dedi. Onu kaybedişin, ona dokunamamanın, onun özlemine yanmanın, yakılmanın, tuz, buz olmanın bütün bir bu ömür boyunca hasretini yaşadılar. Cabir bin Semure öyle diyor. Bir gece, bir Bedir gecesi, ayın dolunay oldu bir gece. Hazreti Peygamber Mescid-i Saadet'inden çıktılar. Üzerinde kırmızı bir fistan vardı. Kıpkırmızı bir fistan. Yani kıpkırmızı bir cübbe vardı. Yürüdü. Ona baktım. Yüzüne baktım. Bir de gökteki aya baktım. Dolunaya baktım. Allah'a yemin ederim ki diyor Cabir bin Semura. Onun yüzü bembeyaz olan aydan çok daha parlaktı. Sevdiler. Ölesiye yıkastıya bir muhabbetle sevdiler. Onun için bugün Hazreti Peygamber'den bahsederken iliklerine kadar titremiyorsa bir Müslüman, Hazreti Muhammed'in her emri başımda taçtır. Onun mübarek dudaklarından dökülen her söz benim için miraçtır demiyorsa bir Müslüman, vallahi onun imanından bahsedemezsiniz. Edemezsiniz. Bir sabah namazı vakti aniden mescide girdi. Hazreti Ebu Bekir namaz kılıyor camide. Arkasında saf cemaat. Yürüdü, safta Ebu Bekir onu gördü. Onun geldiğini görünce Hazreti Ebu Bekir birden mihrabı boşalttı. O gelsin mihrabı namazı kıldırsın. Mekanı sahibine veriyordu Ebu Bekir. Ama eliyle işaret etti. Hayır, yerinde dur, namazı kıldır. Arkasına geçti Hazreti Ebu Bekir'in. Ebu Bekir'in arkasında namaz kıldı. İki kişinin arkasında namaz kılmıştır hayatı boyunca. Bir Hazreti Ebu Bekir, İki aksak sahabi, engelli sabahı sahabi Abdurrahman İbni Avf'un arkasında kılmıştır. Ölesiye sevdik biz seni, sevdik biz seni, vurulmuşuz sana. Namaza geçti ve Ebu Bekir'in arkasında, Hazreti Sıddık'ın arkasında namazı kıldı.
Namaz bitince herkes onu çembere aldı. Özledikleri işte orada. Sanki rengine renk gelmiş. Ama bir sahabenin bir ifadesi can yakan, baştan sona titreten bir ifade. Diyor ki sahabi, yanımıza oturdu, baktık ona, başına toplandık, toplaştık. Herkes ona bakıyordu. Dedi ki, peygamberlik sona ermiştir. Benden sonra ne Nebi ne Resul gelmeyecek. Gökten haberi sona ermiştir. Sadık rüyalar kalmıştır sadece. İnsanın gördüğü rüyalar var bazen. Salihlerin, temiz dindarların gördüğü rüyalar var, çıkan rüyalar. Onun dışında ilham ve ses ve söz kaybolmuş ve bitmiştir. Gökten haber gelmeyecek. Sonra birden ayağa kalktı. Sahabi diyor ki, soru sormamıza mahal bırakmadı. Soru sormamıza hiç fırsat vermeden birden ayağa kalktı. Biz de onunla beraber ayağa kalktık. Sevgiliyle beraber. Biz de onunla beraber ayağa kalktık. Yürüdü. Bir şey söylemedi. Sadece dedi ki sizi bekleyeceğim. Bin can yakar. Çeliki erittir. Yıkılmaz duvarları tarumar eder. Sizi bekleyeceğim. Nerede bekleyeceksin? Sırat Köprüsü'nün başında. Ya Terazi'nin başında, ya Kevser'in başında. Allah'ım o üç yerde de onunla beraber olmayı nasip eyle. Amin. 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 Ya mucibe sailin ve ya erhamer rahimin. İrhamna verhamil fukara evvel mesakin. İlahi ya Rabbi. Böyle bir hayat, baştan sona çile, baştan sona uğraşı mücadele ile geçmiş bir hayat. Birebir, göğüs göğüse, birebir her şeyini feda ederek giden bir hayat. İşte o Muhammed Mustafa'nın hayatıdır. İlahi ya Rabbi, kudretin hakkı için, azametinin hakkı için, kibriyanın hakkı için, büyüklüğünün hakkı için onun yolundan ayırma bizi ya Rabbi. Şefaatinden mahrum etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, son günlerini anlattığımız, ki yarın gece inşallah devam edeceğim, ölümünü, vefatını ve nasıl kefenlendi, nasıl gömüldü, neler oldu o günlerde, hepsini detaylı anlatacağımız o peygamberin yolundan bizi ayırma ya Rabbi. Yolundan ayırma ya Rabbi. Yolundan ayırma ya Rabbi. Sünnetiyle beraber, hadisleriyle beraber yaşamayı, ahlakımıza bir yön vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu anda şifa isteyen müminler var. Ya Rabbi, bütün kardeşlerimize şifa nasip eyle. Bütün dertlere deva nasip eyle. Borçlulara eda nasip eyle. Kalbinde Muhammed Mustafa olan bütün müminlerin önünü aç ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Sevgili Abdurrahman Önül kardeşime teşekkür ediyorum. Yarın gece yine Abdurrahman'la beraberiz. Evet, Remzi Er hocamın ezanını dinliyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la أشهد أن محمدا رسول الله.
Eşhedü enne Muhammeden Hayya ala salat. الصلاة خير من النوم الصلاة Love.